unutmadım ey yarım, da verdin o sözleri. Sensiz geçireceğim da sonbahar gözleri. Unutmadım ey yarım, da verdin o sözleri. Sensiz geçireceğim da sonbahar gözleri. Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Demez miydin bana da bırakamam ben seni? Dersiz bir taş mıydın da yaktın da gittin beni? Demez miydin bana da bırakamam ben seni? Dersiz bir taş mıydın da yaktın da gittin beni? Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Değirmen deresinden da su akar denizlerim. Şimdi yalan da verdin o sözleri. Değirmen deresinden da su akar denizlere. Şimdi yalan da verdin o sözleri. Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan oy gitmem kara toprağa. Sevdamın gözü karada, açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Aman arkadaşlar, nöbeti aksatmıyoruz. Hasta kendine gelirse hemen haberimiz olsun. Hiç merak etmeyin. Eyvallah. Ölme lan hadi herif. Ölme. Sen bize canlı lazımsın. Ne zaman çekildi bu? Savcı hanım dün gece yeniden Halis'in ifadesini aldı. Bu herif Barbaros'un suç ortağı değil mi? Biz bu adamı çoktan sorguladık. Arzu Hanım tekrar sorgu istedi. Ses var mı bunda? Var komiserim, açıyorum. Neyse Halis, sen de anlamışsındır. İlk ifadende anlattığın her şey tutarsız. Kamera kayıtlarında yediğiniz haltı apaçık görebiliyoruz. Bir daha görmedik dediğiniz kız, gece yarısından sonra tekrar arabanıza biniyor. Bak bu senin başına iş açar Halis.
Bir, bize yalan söyledin. İki, maktulü son gören sensin. Yani sen ve arkadaşın. Bu durumda ikinizden biriniz katilsiniz. Veya her ikiniz de. Yok öyle bir şey. O zaman kes yalanı. Daha fazla oynama bizimle Halis. Aklını kullan ve düzelt şu ifadeni. Bu da sana son uyarım. Tamam, kabul. Kızı evinden aldık. Orası doğru. Ama ölmeden önce en son gören ben değildim. Barbaros sür dedi sürdüm. Dur dedi durdum. Sonra da Barbaros'la Meltem arabadan indi. Ben de evime döndüm. Sonradan ne oldu hiçbir fikrim yok. Ya Allah aşağılık herif. Barbaros komada diye tüm suçu ona yıkıyor. Şşş Eda, bana bak. Bu aramızda kalacak ona göre, tamam mı? Ben bunu hiç izlemedim, anladın mı? Tamam abi, olur. Tamam. Adliyeye dönünce hatırlat bana. Tabii savcım. Savcım, bir dakikanız var mı? Sen beni arabada bekle. Peki sayın savcım. Metin cezaevine kondu. Belki merak etmişsinizdir. Sen de mi beni suçlayacaksın komiserim? Yani Metin'in elinde silah. Barbaros'un evini basması benim suçum mu? Silah Metin'in mi henüz bilmiyoruz. Ben de bundan bahsetmiştim işte. O kadar sabit fikirlisiniz ki kendi sesinizden başka kimsenin sesini duymuyorsunuz. Herkes işini yapsın komiserim. Siz delil bulacaksınız. Ben onları hakime götüreceğim. Karar da o verecek. Bize gerçekten ihtiyacınız var mı? Nasıl olsa bizi yok sayacaksınız. Hatta mahkemeye bile gerek yok belki. Siz hakimle aranızda halledersiniz. Metin bir baktı giderken bana Suat. Veda eder gibi. Özür diler gibi. Korkmuş gibi. Ben kaç defa kurşun yedim canım. Böyle yanmadı biliyor musun? Hiçbir şey yapamadım. Öyle kaldım orada. Arkasından baktım. Demir kapıyı kapattılar üstüne. Oğlum dört duvarda kaldı. Metin. Allah'ın gücüne gitmesin dedim ki içimden. İyi ki görmedi Suat bunu. İyi ki burada değildi. Annem. Nasıl içi parçalanırdı değil mi? Asıl biz parçalandık o yakken. Senden sonra beceremedim Suat. Aileme sahip çıkamadım. Çocuklarıma sahip çıkamadım. Halimize bak Suat. Yalnız başıma yapamadım ben. Olmadı. O ne biçim laf baba? Sen daha ne yapacaksın bize baba ya? Asıl sen olmasan ne oluruz biz? Ne yaparız biz sensiz baba? Anneniz olsaydı böyle olmazdı. Bu hallere düşmezdik. Emanete sahip çıkamadım sonunda. Baba yapma ne olur.